Bugün sizlerle şu gördüğünüz fiyonk topuzunu nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Çok 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 kolay, böyle bir bilemediniz en fazla 2 dakikada yapabileceğiniz bir model. Nasıl mı yapıyoruz? Hemen izleyelim. Evet, fiyonk topuz modelimiz için saçlarımızın düz olması lazım. Şöyle saçlarını düzleştirirseniz iyi olur. Şimdi saçımızı direkt toplayacağız. Bunun için şöyle ben bir tarak kullanıyorum ki düzgün bir şekilde saçlarımı iyice güzel toplayayım. Böyle buradan böyle hani kabarıklıklar falan çıkar ya, onların oluşmasını engelleyeceğiz. Şöyle alttan alttan da alırsanız daha iyi olur. Topuzumuz. Şimdi böyle saçımızı yukarıya doğru iyice kaldırdık mı? Tamam mı? Şimdi tokamızı, lastik tokamızı geçiriyoruz bileğimize. Buradan normal kuru yapar gibi bir tane geçirdik. Şimdi ikinciyi de geçiriyorum normal. Üçüncüyü geçirirken şöyle elimi arkadan veriyorum ve öne doğru bırakıyorum. Tam bu şey kısmını, yuvarlak kısmını. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kocaman bir, şöyle birazcık daha eğileyim, bir yuvarlağımız var şöyle. Bununla şimdi fiyonk yapacağız. Şu saçımızı ikiye ayırıyoruz öncelikle. Ayırdık. Şöyle gördüğünüz gibi zaten direkt fiyongumuzun nasıl oluşacağını gördük. Şu önde kalan saçlarımızı şöyle arkaya atıyoruz. Attık mı? Attıktan sonra ben şuradaki bu küçük küçük parçaları şöyle iyice böyle alt alta alt alta getiriyorum. Getirdikten sonra şair çengel tokayla hemen tutturuyorum. Tutturabilirsem. Bir kere tutturdum ama ben birazcık daha sağlam olması için bir kere daha tutturacağım. Orası şimdi sağlam duruyor. Şu gördüğünüz gibi fiyongumuz zaten oluştu. Birazcık daha düzeltmek için böyle tel tokanızla falan şey yapabilirsiniz. Düzeltmeye çalışabilirsiniz. Şöyle ufacık şeyler saçlarınız falan fırlarsa şöyle saklayın. Şimdi tam bu ön kısmını ben birazcık şöyle bastırmak istiyorum. Bastırdıktan sonra yine tel tokayla orayı tutturacağım ki birazcık daha sağlam dursun. Şöyle yine fiyongunuzla oynayabilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle oynadıktan sonra falan isterseniz tam şöyle şu kısımlarından da şöyle tutturabilirsiniz çengel tokayla ama ben gerek görmüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi fiyonk topuzumuz hazır. Şimdi de şöyle bir sprey, saç spreyi olur ya da isterseniz bir jöle olur, istediğiniz bir şey. Ben şöyle elime birazcık alıyorum spreyimi. Daha sonra tam böyle önlerinden geçeceğim ki düzgün bir şekilde dursun şu ön kısımları. Biraz daha alalım. İsterseniz direkt böyle sıkabilirsiniz spreyi. Evet, gördüğünüz gibi fiyonk topuz aslında bu kadar kolay. Birazcık böyle hani ne yapmış ya bu falan gibi gözükse de gayet de kolay yapılmış. Şöyle 1-2 dakika içinde çıkmadan, evden çıkmadan böyle hemen yapabileceğimiz bir model. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de kendiniz tekrarlayabilirsiniz bu modeli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Merhabalar. Bugün hakkında bilmediğiniz 50 gerçeği öğreneceksiniz. Benimle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulacaksınız. Endüstri mühendisiyim ve işletme yönetimi üzerine yüksek lisansım var. Ev işleri arasında en ama en sevmediğim iş ütü. Neredesin, niye oradasın ve ne yapıyorsun diye sorular geliyor. İşte onların cevabı.